Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için LGS sınavına yönelik yayınlanan örnek soruları, Ekim, Kasım, Aralık ayında yayınlanan örnek soruları cevaplandıracağım. Ben 3 ayda yayınlanan sınavları tek başlık altında topladım. Bundan hemen sonra yayınlayacağım videomda da Ocak, Şubat ve Mart 2020'de yayınlanan soruları bulabilirsiniz. Açıklamalarımız soru çözümü, açıklamalar ve kelime çalışmaları şeklinde devam edecek. Umarım faydalı olur. Evet, ilk olarak arkadaşlar soru dağılımlarına bakarak başlamak istedim. 2018 ve 19 yıllarında İngilizce sınavında çıkan soru dağılımları aşağıda gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz 10 tane ünitemiz vardı fakat şu anki durumdan dolayı ilk dönemden sorumlu olduğunuz için ilk 5 üniteden soru çıkacak. Artık bu soru dağılımını 2'ye katlayabilirsiniz, 2 katına çıkarabilirsiniz çünkü sınav ona göre hazırlanacak. Friendship ünitesinden 2018'de 2, 2019'da 1 soru çıkmış. Teen Life 1'e 3, In the Kitchen 1-1 fakat bu ünitelerden muhakkak daha fazla soru çıkacak 10 soru olduğu için. On the Phone 2018'de çıkmamış fakat 2019'da bir soru, yine internet ünitesinden 1-1. Diğer ünitelerde birer tane fakat biz ilk 5 üniteden sorumlu olacağız arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz Sophie ve Natalie arasında bir WhatsApp konuşması. Hi Sophie, how are you? Thank you, Natalie. What about you? We are meeting at a cafe for Jane's birthday on Sunday evening. Can you come? Merhaba demiş. Jane'in bir doğum günü için pazar akşamı bir kafede buluşacağız demiş. Ve ona bir davete katılma, bir teklif sunuyor arkadaşlar. Bakalım ne demiş. I'm really busy. Çok meşgulüm. But I will be there. Bu I will definitely be there ya da I will be there şeklinde görebiliyoruz. Orada olacağım. I don't know where the cafe is. Kafenin nerede olduğunu bilmiyorum. Can you text me? Text, telefonla mesaj atmak. Its address please. Lütfen adresini atar mısınız? Evet, buradaki durumu hemen değerlendirmek lazım. Arkadaş yapılan teklifi meşgul olmasına rağmen kabul etti. Çünkü geleceğim diyor. Bu bizi yanıltmasın burada. Ve bizden ekstra bir bilgi istemiş. Ne istemiş? Kafenin yeri adresini istemiş. Soruya bakalım. According to dersek arkadaşlar. According to nokta noktaya göre demek. According to the conversation. Metne göre, pardon, karşılıklı konuşmaya göre. Sophie ne söylemiş olabilir? Şıkları değerlendireceğiz. Sophie tells Natalie what she is doing now. Sophie Natalie'ye şu an ne yaptığını söylüyor demiş. Makes an excuse for not going there. Oraya gitmediği için, gitmemesi için bir mazeret üretiyor demiş. Aslında mazeretimiz de yok. Cannot go there because she is busy. Oraya gidemiyor. Meşgul demiş. Hayır. Meşgulüm ama geleceğim demişti. Son şık arkadaşlar. Arkadaşlar, ask for some details about the event. Event, etkinlik, olay demek. Olayla ilgili bir bilgi istemiş. Ask for, istemek demek arkadaşlar. Bakalım kalıplarımıza. Sizin için not aldım. Durdurup siz de bir yere bilmediğiniz kelimeleri not alabilirsiniz. Çok faydalı olacaktır. I will be there. Orada olacağım. According to bla bla nokta noktaya göre. Make an excuse. Mazeret belirtmek. Ask for da sormak ya da istemek daha uygun olur. Evet, şıklara baktık ve doğru şıkkımız ekstra bilgi istediği için cevap Denizli arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz. Read information about the personal characteristics of Rosa. Rosa'nın kişisel özellikleri, characteristics özellik demek arkadaşlar. Kişisel özellikleriyle ilgili bilgiyi okuyun ve soruyu cevaplayın diyor. Which of the following is not related to Rosa's personality? Hangisi kişiliğiyle alakalı değildir demiş. Kişiliğine bakalım. Dürüst, sorumlu, maceracı, cömert ve kibar birisiymiş kendisi. Bununla uymayan hangi şık bakalım. She always says please. Lütfen diyormuş bir. İkincisi tell the truth. Doğruyu söylüyormuş. Please dediği için kind yani kibar diyebiliriz. Tell the truth doğruyu söylediği için de honest diyebiliriz. İkincisi she buys presents for her friends. Arkadaşları için hediyeler alıyormuş. O yüzden generous diyebiliriz.
She likes doing extreme sports. Ekstrem sporlardan hoşlanıyormuş. Adventurous diyebiliriz ona da. Maceracı birisi. She never changes her mind. Çok önemli bir kalıp aslında. Change mind, fikir değiştirmek demek arkadaşlar. Asla fikrini değiştirmez diyor. Bu stubborn yani inatçı kelimesine karşılık gelir. Fakat burada öyle bir kelime özellik yok. Evet, şurada yine az önce anlattığım kelimeleri liste halinde sizin için hazırladım. Not alabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz, bir günler tablomuz var, bir çizelgemiz var. Read Arthur's plans and conversation, answer the question. Evet, planlarını okuyup soruları cevaplayacağız. We are planning to gather on Monday, will you come? Gather toplanmak demek arkadaşlar. Biz diyor, pazartesi günü toplanacağız, gelir misin? Saat kaçta demiş, saat 4'te. Which of the following completes the conversation? Hangisi tamamlar? Şimdi saat 4'te demiş arkadaşın tablosu burada. Pazartesi günü 4'te herhangi bir, bir işi yok. 6 ile 8 arası bir planı var. Tenis kursuna gidecekmiş. Bakalım. It's awesome but I will be at John's party. Hayır, John'un partisine salı günü gidecek. I would like to love to but I have to leave before 6 o'clock. Before 6 yani saat 6'dan önce ayrılmalıyım diyor. Olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü 6 ile 8 arasında bir işi vardı. Tenis kursu vardı. That sounds great but I have to train for the tournament. Turnuvaya hazırlanmam lazım demiş. Nerede turnuvaya hazırlanması? Perşembe gününde. I'm sorry but I'm taking care of my brother. Kardeşime bakıyorum demiş çarşamba günü. Evet, cevap Bursa arkadaşlar. Kelimelerimiz de, önemli kelimelerimiz de burada. Which of the following does not have an answer in the poster? Hangisinin cevabı yok diyor. Hemen sorular üzerinden gidelim. How long is the trip? Trip, yolculuk, seyahat demek, gezi. Kaç saat diye sormuş. Burada onunla ilgili, saatiyle ilgili herhangi bir şey yok arkadaşlar. What time deseydi saat 7.30 diyebilirdik. Ama how long demiş, bir şeyin süresini belirtir. Is there anything to eat? Yiyecek bir şey var mı diyor. Three sandwiches. Yiyecek varmış, hamburger, sandviç ve meyve suyu veriyorlar. How can we learn details? Detayları nasıl öğrenebiliriz demiş. Detaylar için contact Maggie diyor. Maggie'yi arayıp detayları öğrenebilirsiniz ya da mail atabilirsiniz. Which equipment do we need? Need, ihtiyaç duymak. Hangi ekipmanlara ihtiyacımız var diyor. Helmet is necessary. Necessary gerekli demek arkadaşlar. Kask gerekliymiş. O yüzden 3 sorunun cevabı var. Fakat A şıkkındaki gezinin seyahat süresi, onunla ilgili bir bilgi yok arkadaşlar. Ne kadar süre ve hangisi kelimelerimizde. Beşinci sorumuz. The table below shows Helena and Tracy's likes. Diyor ki Helena ve Tracy'nin sevdikleri, hoşlandıkları şeyleri belirtiyor aşağıdaki tablo. They want to attend a course together. Attend bir şeye katılmak demek arkadaşlar. Join ve attend kelimeleri eş anlamlıydı. Together birlikte bir şeye katılmak istiyorlar. O zaman hemen şunu düşünüyorum. Helena ve Tracy birlikte yapacaksa ikisinin de hoşlandığı bir şey olması lazım. Hiç soruya bakmama gerek yok aslında. Play the guitar. Fishing, cooking, preparing traditional dishes, taking photos, swimming. Burada ikisinin eş yani birbirine benzer özellik ne arkadaşlar? Cooking, yemek pişirmek, preparing traditional dishes, geleneksel yemekleri hazırlamak. Yani bir nevi cooking ile eş anlamlı diyebiliriz. Bunların diğer özellikleri yani gitar çalmak, balık tutmak, fotoğraf çekmek ve yüzmek karşılaşmıyor, birbirini tutmuyorlar. Buna benzer ne olabilir? Hunting the biggest. Biggest, en büyük olanı avlamak diyor. Yani avlama ile ilgili bir şey. Improve musical skills. Müzik becerilerini geliştirme demiş. Improve, geliştirmek bu arada. Learners in the kitchen. Evet, mutfaktaki öğrenciler demiş. Sanki bu gibi. Art of camera, kamera sanatı demiş. Bu da değil. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Attend, katılmak, together, birlikte, avlamak ve improve kelimelerini de not alabilirsiniz. Yine bir diğer sorumuz, yine bir davet var arkadaşlar. Which of the following does not have an answer in the invitation? Invitation, daveti. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı davette yoktur diyor. Neyi kutluyorlar? Paul'un 5. yaş gününü kutluyorlar. We are having a party for our son. Oğlumuz için bir parti veriyoruz demiş. Tarihi verilmiş, yapılacak yer verilmiş, yerin adresi verilmiş.
For more information, yani ekstra bilgi için Carol'ı arayabilirsiniz deyip Carol'ın da telefon numarası verilmiş. Bakalım, who is the party for? For için demekti arkadaşlar. Parti kimin için? Tabii ki de Paul için. What time are they meeting? Saat kaçta buluşuyorlar? Şu anda saatle ilgili bir şey göremedik. Fakat diğer şıkları da incelemek zorundayız. Where is the party going to be? Parti nerede olacak? Apple Garden'da olacak. How can they learn about the details of the event? Event etkinlik, olay demek. Etkinlikle ilgili ekstra detayı nereden öğrenebilirler arkadaşlar? Tabii ki de Carol'ı arayıp öğrenebilirler. Hangisi cevabımız? What time are they meeting? Yani saat verilmemiş. Read the text below and answer the question. There was a rock concert of a famous singer last weekend. After the concert, some people wrote notes and threw them to the singer. Here are the comments. Evet, farklı bir soru arkadaşlar. Geçen hafta diyor bir ünlü bir şarkıcının konseri vardı ve insanlar ona wrote notes, yani notlar attı, yazdılar ve threw them, fırlattılar. İkisi de past tense kullanılmış. Here are the comments. Comments yorumdu. İşte yorumlar diyor. It's the worst performance I've ever seen. Hayatımda gördüğüm en kötü performanstı demiş. Your behavior during the concert was insulting. Behavior davranış demek arkadaşlar. Konser esnasındaki davranışın insulting, aşağılayıcıydı demiş. I think your concert was magnificent. At the end of the concert I was really happy, Jane. Oh, muhteşemdi, harikaydı. Konser sonunda gerçekten kendimi çok mutlu ettim, hissettim demiş. Your music is impressive. Büyüleyiciydi, harikaydı, etkileyiciydi. I cannot stop listening to your songs. Evet, şarkılarını dinlemeyi bırakamıyorum diyor. Your concert are always terrific, muhteşemdi. I'm fond of your voice. Fond of da arkadaşlar çok sevmek, harika, bayılmak, sesinin hayranıyım, bayılıyorum demiş. 3 tane olumlu, 1 tane de olumsuz yorum var. Whose comment was disappointing for the singer? Disappointing, hayal kırıklığı demek arkadaşlar. Hangi yorum diyor şarkıcı için hayal kırıklığıydı? Tabii ki de kimin yorumu diyebiliriz. Kimin yorumu hayal kırıklığına uğratır burada? Sam, evet, Sam'in yorumu. Bakalım. The pie chart below shows the results of a study on the favorite free time activities of 100 teens. Evet, 100 genç arasında boş vakitte değerlendirmelerinde işte etkinlikleriyle ilgili bir study, araştırmanın sonuçları aşağıda gösterilmiş. Pie chart arkadaşlar, bu dilim grafik. Bakalım, sosyal medya kullanımları %55, müzik dinlemeleri, spor yapmaları ve vesaire vesaire. Which of the following is correct according to the information above? Yukarıdaki bilgilere göre diyor, hangisi doğrudur demiş. Watching movies is the most favorite activity of the teens. Yani sinema izlemek en çok yapılan işmiş. Halbuki %5. Doing exercises very popular among the teens. Gençler arasında egzersiz yapmak çok popüler demiş. %5. Teens usually spend their time on the internet. Tabii ki de %55'le sosyal medyada, yani gençler diyor vaktinin çoğunu genellikle internette geçiriyorlar. The teenagers never listen to music. Asla müzik dinlemez demiş ama %15 dinliyorlar. Yine farklı bir görsel var. Visual, görsel. Görsele bakın ve soruları cevaplayın demiş. Rosa and Troy want to buy ice cream. İkisi dondurma almak istiyorlar. Rosa loves only sour flowers. Sadece sour, ekşi tatlardan hoşlanıyor. Fakat Troy ise ne seviyormuş? Fruits, meyveli dondurma seviyor. They have little money. Çok da az paraları var. And they can buy only one cup of ice cream. Sadece bir kap ice cream alabiliyorlar. Hangisini seçerler? Hem ekşi olacak hem meyveli olacak arkadaşlar. Bakalım, ekşi olarak yani kiraz ve vişne olarak kullanılabilir. Balmat, ceviz demek. Vanilla var, muz var, limon, mint, nane ve blueberry de yaban mersini var arkadaşlar. Bunların arasında kiraz yani vişne alabilirler. Arkasından blueberry, meyve olarak da blueberry olabilirler. Ve bir de limon alırlarsa 1, 4 ve 6 bizim cevabımız olur. Yine bir görselimiz var. Read the text. Jane had $20. She came to a shopping mall to watch a movie. She paid well for the tickets.
The film is going to start 20 minutes later. She wants to eat something quickly before the film begins. Bir yerde bir zarf veriyorlarsa arkadaşlar, bu zarfa çok dikkat etmek lazım. Çünkü bir detay veriyordur muhtemelen. Diyor ki 20 doları var. Bir alışveriş merkezine geldi. 12 dolara bilet aldı. Ve 20 dakika var filmin başlamasına. 20 dakika sonra girecek ve filmden önce quickly, yani çabuk bir şekilde bir şeyler atıştırmak istiyor. 20 doları vardı, 12 dolarını verdi. 8 doları var. Hem 8 dolarlık bir şey olacak hem de hızlı olacak arkadaşlar. İki tane seçeneğimiz var. Pizza ve grilled meat, meatballs, meatball köfte, ızgara köfte olabilir. İkisi de 8 dolar ama bu 10 dakikada, bu 25 dakikada olduğu için cevabımız tabii ki de grilled meatballs olacak. Aa, bu çok güzel. Keep in mind how much money and time Jane has. What should she choose? Aklınızda tutun diyor. Keep in mind, akılda tutmak. Parasının az olduğunu, yani kaç parasının olduğunu ve vaktinin de az olduğunu aklınızda tutun, bulundurun demiş. Bir diğer soru. Kingston family is in the kitchen. They are talking about their dinner. They want to eat chicken. Tavuk yemek istiyorlar. Bu tavuğu nasıl yiyecekler? Muhtemelen olay bu. Which of the following cooking methods is suitable? Suitable uygun demekti. Of all the family members. Bütün aile üyeleri için uygun olan bir şey. Hepsi farklı bir şey seviyor kesin. Okay, I know how to cook it. Nasıl pişireceğini biliyorum. Merak etmeyin demiş. En sondan başladık. I don't like fatty food. Yağlı şeyleri sevmiyorum. I think it's unhealthy. Sağlıksız diyor. We can't have a barbecue. It's rainy outside. Dışarıda yağmur yağıyor. Barbecue falan yapamayız demiş. I don't like baked chicken. Ben de bunu diyor. Baked sevmiyorum. It's too dry. Çok kuru oluyor demiş arkadaşlar. Yani fırında istemiyor. Tamam, ben nasıl yapacağım biliyorum. Siz karışmayın demiş annesi. Don't worry, endişelenmeyin demek. Evet arkadaşlar, fırında yapamayacağına göre roast olmaz. Grill, ızgara yapamıyorlar. Yağmur yağıyor. Fry, kızartamıyorlar da yağlı sevmiyormuş hanımefendi. Boiling de kaynatmak. O da bize en uygun olan, kaynatıp yesinler tavuğu. Fırında pişirmek, ızgara yapmak, kaynatmak ve kızartmak. Evet arkadaşlar, according to the recipe above, yukarıdaki tarife göre, in which restaurant does Claire work as a chef? Hangi restoranda şef olarak çalışıyordur demiş. Claire is a chef at a famous restaurant. It's not suitable for the people who like meat and pasta. Et ve pasta yiyen birisi için uygun olmayan bir restoranda çalışıyormuş. Today Claire is cooking the specialty of the restaurant. Restoranın özelini, yani spesiyalini pişiriyor. Here is the recipe first. Heat the oil in a large pot. Büyük bir tencerede yağ ısıtın demiş. Then chop the onion. Soğanı, havucu ve biraz daha sarımsağı doğrayın. Next fry them and add sliced tomatoes and potatoes. Dilimlenmiş domates ve patateslerimizi de kızarttığımızın üzerine ekleyelim demiş. After that, bundan sonra pour 2 glasses of water into the pot and boil them. 2 bardakta suyu dökün ve kaynatın diyor. Cook the mixture, karışım demek mixture. 5 dakika after boiling, kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin diyor. Finally put a leaf of basil in it. Son olarak da diyor, üzerine bir yaprak ne koyun? Basil, fesleğen demekti arkadaşlar. Serve hot and enjoy. Sıcak servis edin ve afiyet olsun demiş. Şimdi şuradaki kelimelere bir göz atalım. Önemli çünkü. Recipe, tarif, chop, doğramak, slice, dilimlemek, mixture, karışım, basil, fesleğen, heat, ısıtmak, fry, kızartmak ve pour da dökmek. Bu kız nasıl bir restoranda çalışıyor olabilir? Spaghetti House'da çalışamaz. Makarnayla ve etle ilgili olan kişiler gelemez demişti. Balık zaten olmaz. Taco, biraz daha baharatlı yiyecekler Meksika. Ve bu bildiğin sebze yapıyor. Vegetable World. Nick is playing a game. He should choose the correct moves and find Mary's favorite food. Evet, bir oyun oynuyor. Doğru yolları, doğru hareketleri seçip Mary'nin en sevdiği yiyeceği bulması gerekiyormuş. Haydi başlayalım. Move, hareket etmek. Homemade, ev yapımı dedik. Would like, istemek. Would rather, bir şeyi tercih etmek. Lentil de mercimek, mercimek çorbası. Mary's favorite food is. Bakalım neymiş Mary'nin en sevdiği şey. Mary likes homemade food. Ev yapımı seviyormuş. Çünkü she thinks it's good for her body. Sağlığı için iyiymiş.
O zaman fast food mu, healthy food mu? Tabii ki de healthy food. She would rather eat baked food. Yani o daha çok fırında şeyler sever diyor. O yüzden fish onun için daha uygun arkadaşlar. Örnek soru çözümlerinin ikincisi de yayınlandı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız diğer örnek sınavları da çözebilirsiniz. Ayrıca her gün soru çözümleri ve yeni konu anlatımları 8. sınıflarla ilgili ekleyeceğim. Bilginiz olsun, takip edersiniz.